Laiklikle Fransa'dan alındı galiba laiklik şeyi. Evet. Tabii ki bir şeriatla yönetilmiyoruz. Şeriatla yönetilsek ne bu kadar hırsızlık olur? Mesela kısasa kısas. İşte bu kadınları öldürüyorlar. Kim bir can alırsa onun canının alınması lazım. Tabii ki bu dediğiniz doğru. Evet, şeriatla yönetilmiyoruz. Laik sistemle, yani dinsiz sistemle yönetiliyoruz. Sirk nedir? Mesela günümüzdeki en büyük yansımasından bir tane örnek verebilir misin? Abi çok var. İbrahimovic futbolcu. Kendi ilah olarak görüyor. Sirk. Sirk dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Siyasi konuşsak partileri artık şey yapmışlar. Kişiler fark etmiyor. Yani A partisi, bu partisi, C partisi. Adamlar artık ilahlaştırmışlar bazı belli kesimleri. Mesela bugün de biz emir ve yasaklarımızı, kanunlarımızı biz Allah'tan alıyor muyuz sizce? Almıyoruz. Şu anda biz laiklikle Fransa'dan alındı galiba laiklik şeyi. Evet. Laik sistemle, yani dinsiz sistemle yönetiliyor. Şu anda kanunlara göre Türkiye tabii ki dinsiz devlet. Abi şu anki dönem, şu anki zaman şeriat yönetemezsin abi. Peki bunu yaparak sence şirke düşmüş oluyorlar mı? Biz eğer Allah'tan değil de başka yerden kanunlarımızı alırsak Allah ortak koşma durumuna düşmüyor muyuz? La ilahe illallah deyince aklınıza ne geliyor? Allah geliyor. La ilahe illallah Allah geliyor. Başka bir şey gelmiyor yani. La ilahe illallah kelimesi var bildiğiniz üzere. Evet, evet. Bu kelimenin Türkçe manasını sormak istiyorum. Aklınıza ne geliyor mesela? Müslümanlık, elhamdülillah Müslümanlık. La ilahe illallah ondan sonra Müslümanlık elhamdülillah. La ilahe illallah nedir? Aklına ne geliyor? Abi şimdi öyle bir soru sordun ki vallahi doğru. Bilmiyorum demeyeyim de şimdi her dakika ağzımızda da Türkçe manası. Türkçe manasını pek bilmiyorum. Şimdi bazı gençlerin işte beyninde artık beyni okunmuş kardeşim. İstediğin kadar sen bunu yani önüne geçemezsin. Dinden bir yüz çevirme görüyoruz. Tabii, komple var tabii ki. Abi bizim burada mesela Kur'an kursu var. Bomboş kardeşim. Bakıyorsun alimden zalim, zalimden alim diyoruz ya. Evet. Babası 5 vakit namazın niyazı, 50 sünnet ama bir insan. Ama nesil, evlada bakıyorsun. Şimdi 3-4 tane çocuk sahibiz. Öyle değil mi kardeşim? Evet abi. Baş edemiyoruz. Bunun sebebi şu olabilir mi sizce? Yani Allah'ın dininden yüz çevirin. Zaten Allah dinini eğer Kur'an'a göre uysak, kitaba göre uysak zaten bunlar olmaz kardeşim. Olmaz da. Şimdi buradaki gençleri bak. Yanlış anlamayın gençler. Özür direkt söylüyorum bak. Bütün gençleri çevir. Ya kusul abdesti almasını bilmiyorlar kardeşim. Onu bilmiyorlar. Bilmez. Bilmezler kardeşim. Doğru mu değil mi? Yani doğru konuşmak lazım. Ama gitti ki hangi takımda hangi futbolcu var? Avrupa'nın bütün takımları adam teker teker sayıyor. Mesela bugün de biz emir ve yasaklarımızı, kanunlarımızı biz Allah'tan alıyor muyuz sizce? Almıyoruz. Şu anda biz laiklikle Fransa'dan alındı galiba laiklik şeyi. Evet. Tabii ki bir şeriatla yönetilmiyoruz. Şeriatla yönetilsek ne bu kadar hırsızlık olur? Mesela kısasa kısas. İşte bu kadınları öldürüyorlar. Kim bir can alırsa onun canının alınması lazım. Tabii ki bu dediğiniz doğru. Evet, şeriatla yönetilmiyoruz. Laik sistemle, yani dinsiz sistemle yönetiliyoruz. Sirk nedir? Mesela günümüzdeki en büyük yansımasından bir tane örnek verebilir misin? Abi çok var. İbrahimovic futbolcu. Kendi ilah olarak görüyor. Sirk. Sirk deyince aklınıza ne geliyor? Şirk deyince aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Mesela dedi ki Allah'ın 99 sıfatından birisi el hakemdir. Yani hükmedendir, kanun koyandır. Mesela bizleri yoktan var eden, rızık veren, öldüren, dirilten kimdir? Allah-u Teala'dır. Peki bizlerin üzerinde emir hakkı var mıdır Allah'ın? Hükmetme, kanun koyma. Tabii ki. Allah'ın da yönetmesi gerekiyor değil mi? Evet. Peki günümüzde ya da ülkemizde genel olarak sence Allah'ın dinine göre mi hükmediliyor, yönetiliyoruz? Abi şu anki dönem, şu anki zaman şeriat yönetemezsin abi. La ilahe illallah hakkındaki düşüncelerinizi alalım. La ilahe illallah hakkında yani bunu şu an aklıma bir şey gelmiyor. Ne desem saçma bir konuşma olur yani, onu bir şey söylemeyeyim şu an.
Şimdi bizim orada seçtiğimiz insanları biz rap olarak gördüğümüzü düşünmüyorum. Yani ülkenin başına seçtiğimiz insanları ya da demokraside bir yerlere atadığımız insanları bizim onları böyle rap gibi gördüğümüz, onlara taptığımız konusunda ben düşünmüyorum yani o konuda. Anladım. Ben sana bir örnek vereceğim. Adi bin Hatim var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki bir sahabe. Resulullah Tevbe suresinin 31. ayetini okuyor. O sırada da o ona denk geliyor. Ayet şöyle mealen. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'tan başka din adamlarını ve liderlerini, önderlerini ilah edindiler, Rabler edindiler. Bunu duyan Adi bin Hatem Resulullah'a diyor ki, ey Muhammed, biz onları ilah ya da Rab edinmedik ki. Resulullah Aleyhisselam da diyor ki, onlar Allah'ın emirlerini serbestlerine yasak, yani haramlarını helal, helallerini de haram kıldığında onlara itaat ediyor muydunuz? Adi bin Hatim diyor ki, evet. Resulullah da diyor ki cevaben, işte bu onlara ibadetiniz, onları Rab edinmenizdir. Mesela bu anlattığım kıssayı günümüze uyarladığımızda, demokrasiye uyarladığımızda aynı konuma düşmüyor mu insanlar? Ben kendi görüşümce aynı şeye düşmüyor. Çünkü yani Allah'ın haram kıldığı şeylere bizim ülkemizde yasak kılmış, yapılmasını yasak kılmış. Ya yapanlara da ceza uyguluyor onlara. La ilahe illallah denildiği zaman aklına ne geliyor? Aklıma ne geliyor abi? Aklıma tamamen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanları geliyor. Kelime manasını soruyorum. La ilahe illallah mı? La ilahe illallah. Sen şimdi bizi rezil ettin. Soru şu şekilde. Şirk denildiği zaman aklına ne geliyor? Şirk denildiği zaman. Yani Allah'ın dedikleri şeyi, Allah'ın yerine getirmek istediğimiz şeyleri yerine getirmemek geliyor aklıma direkt. Mesela bir tane örnek verebilir misin? Günümüzdeki yansıması nedir şirkin? Yani ben sana direkt ne diyeyim abi? Kadınların da erkeklerin arasındaki münakaşa. Öyle diyeyim ben sana abi. Erkeklerin kadına benzemesi, kadınların erkeklere benzemesi. Tamamıyla o şekilde. Şeriatı nerede uygulayabilirsin? Endonezya'da uygulayabilirsin. Neden? Çünkü dinine düşkün bir ülke. Bizler? O kadar değil. Yani dinden yüz çevirmiş miyiz? Biraz öyle. Peki Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Dinden yüz çevirerek, umursamayarak. Mesela bir pantolonumuza verdiğimiz değeri dinimize vermiyoruz. Allah'ın dininden yüz çeviriyoruz, araştırmıyoruz, umursamıyoruz. Ama bununla beraber elhamdülillah ben Müslümanım, yani Allah'a teslim olmuşum demeye hak sahibi miyiz sence? Neydi abi? Değil mi? Onlar dinlerine oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz. Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.